Merhaba, ben Güven İslamoğlu. Yeşil Doğa Programı ile yine karşınızdayız. Muhteşem bir yeraltı göl mağarasına giriş yapıyoruz. Buradan çıktıktan sonra sizi düğmeli evlere götüreceğim. Neresi olduğunu sormayın, programı izleyerek takip edeceksiniz. Antalya'dayız. Antalya Akseki İbradı bölgesindeyiz. Güzel bir rota yapacağız. Muhteşem bir mimarisi var, muhteşem bir doğası var. Çok da bilinmeyen bir yer. İnsanlar genellikle buralara geldikleri zaman sahil kesimlerine, Manavgat, Kemer bölgesine giderler. Side bölgesine, Alanya'ya giderler. Ama kuzeye çok yönelmezler. Ama kuzeyde de farklı bir dünya var. İşte bu hafta Yeşil Doğa programında bu farklı dünyayı ekrana taşıyacağız. Altın Beşik Mağarası ve Düğmeli Evler Antalya'nın Akseki ve İbradı sınırları içinde yer alıyor. Güney Torosların bu bölgesinde neredeyse her ilçede düğmeli evleri görmek mümkün. Rotamıza Akseki Sarıacılar Köyü'nden başlıyoruz. Düğmeli evlerin yoğun olduğu güzel bir köy. Şu anda Sarıacılar Köyü'ne geldik. Türkiye'de gerçekten keşfedilmeyi bekleyen onlarca yer var. Ben birçoğunu gördüm sanıyordum ama meğer görmediğim muhteşem yerler varmış. Bu da benim için hakikaten sevindirici bir olay. Aslında hepimiz için sevindirici bir olay. Birçoğunun yok olduğunu görüyoruz. Sarıacılar, hani Birgi'yi görüyorsunuz, Safranbolu'yu görüyorsunuz, Beypazarı evlerini görüyorsunuz. Onlar restore edilmiş. Oralara otobüsle gidip geliyoruz ama onun gibi onlarca yer var. Zaten ekranda da bunu taşımaya çalışıyoruz. Bunu göstermeye çalışıyoruz. İşte düğmeli evlerin yoğunlukta olduğu Sarıacılar Köyü'ndeyiz. Hakikaten muhteşem bir manzara var. Evler gördüğümüz evlerden çok çok farklı. Şimdi içerilere doğru girdiğimiz zaman bunu daha iyi anlayacaksınız. Farklı bir doku göreceksiniz. Farklı bir mimari yapı göreceksiniz. Düğmeli evler denmesindeki neden bu gördüğünüz tahta çıkıntılar. Bakın, tahta çıkıntılarla böyle bir sistem oluşturmuşlar enine ve boyuna. İçine taş dolduruyorlar. Bu taşları dolduruyorlar. Yaklaşık 70 santim, 65-70 santimlik bir doku görüyorsunuz, bir blok görüyorsunuz. Bu taşları doldura doldura çıktıktan sonra sıvadıkları zaman önce şu pozisyona geliyor. Daha sonra da arkaya doğru ev genişledikçe, orası duvar aslında, genişledikçe bu hale alıyor. Bu hayıtlar dışarı çıktığı için de görünümle düğmeli evler demişler. Oldukça sağlam binalar, depreme karşı da dayanıklı binalar. Çünkü bu tahta hayıtlar bu taş bloğun sağa sola esnemesini sağlıyor. Böylelikle ev deprem anında da yıkılmıyor. Sarıacılar eski kervan yolları üzerinde olan bir köy. Konya'dan Alanya'ya mal götürenler bu dağ yollarını kullanırmış. Özellikle de tuz ticareti yapılırmış. Kervan yollarının izleri hala duruyor. Kervanların mecburi uğrak noktası olması sebebiyle köy zamanla gelişmiş. İpek yolu özelliğini kaybedince köyde ekonomik değerini kaybetmeye başlamış ve insanlar şehirlere göç etmiş. Göçle beraber köy boşalmış. Bir zamanlar 160 ailenin yaşadığı Sarıacılar da bugün 9 aile yaşıyor. Ama onların da çoğu dışarıdan gelip sağlam evlere yerleşen göçerler ya da restore edilen evlere bakan kişiler. ...2000 yılında Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma Vakfı ÇEKÜL, Sarıacılar'daki özgün Osmanlı mimarisi tarzındaki düğmeli evlerin yıkılıp gitmesini önlemek için bir çalışma başlatmış. 10 evi aslında uygun restore etmiş. Köy meydanını düzenlemiş. Derler ya,
Görünen köy kılavuz istemez. Burada da görüntüyü anlatmaya gerek yok. Görüntü her şeyi anlatıyor. Dokuyu anlatıyor, tarihi anlatıyor, güzelliği anlatıyor. Gerçekten muhteşem bir yer. İleride restore edilmiş bir düğmeli ev var. Bu da restore edilmeyi bekleyen bir düğmeli ev. Burası tamamen restore edildiğinde düşünebiliyor musunuz? Dünyanın birçok ülkesinden insanlar burayı görmek için gelecektir. Gerçekten çok güzel. Sizi bu dokuyla baş başa bırakıyorum. Muhteşem. Sarıacılar'daki evlerin Çekil tarafından restore edilmesindeki asıl amaç yerli halkı evlerine sahip çıkmaya teşvik etmekti. Başarılı da olmuşlar. Şehirlere göç eden yerli halk Çekil'in restore ettiği evleri görünce yavaş yavaş köye dönüp evlerini onarmaya başlamışlar. Cumanın bir özelliği var mı? Buraya kafes önü diyorlarmış eskiden. Kafes önü? Kafes önü, evet. Evet. Hakikaten kafes gibi. Bu sizin ev restore mi edilmiş yoksa şey mi? Restore edilmiş. Sahibi İstanbul'da İlhan Alanyalı diye. Ha. Kendisi vefat etti. Hanımı ilgileniyor. Dedemin evi burası demiş. İşte ocağı tütsün demiş. Bir oturan olsun istemiş. Biz de size bakıyorsunuz. Hizmetmiş geldik oturduk. Gerçekten güzel bir ev. Cumbası muhteşem. Düğmeleri gerçekten çok güzel ve güzel de restore etmişler. Doku çok güzel de yansıtmışlar dokuyu. Ve kolay gelsin. Sarıacılar turistlerin de uğrak yeri. Köy kadınları da turistlerin bu ziyaretini değerlendirmeye çalışıyor. Sarıacılar'da çay içebileceğiniz tek yer meydandaki bu alan. Turistler düğmeli evlerden çok köyün 350 yıllık camisiyle daha fazla ilgileniyor. Köy içinde Mustafa Kabasoğlu ile tanışıyorum. 800 yıllık bu evleri restore etmek için tüm varlığını bu köye yatırmış, aksekili, hayırsever bir iş adamı. Amacınız ne? Ne yapmaya çalışıyorsunuz burada? Amacım, şimdi ben bu köy, bu bölgenin çocuğuyum zaten. Burada doğmuşum ve 1 yaşından beri İstanbul'da yaşıyorum. 60'a yaklaştım, emekli oldum ama birkaç senedir de işime devam ediyorum. Burada kendim yerleşeceğim. Kendim de bu sistemin içinde yaşamak için bundan sonraki hayatımı. Yoksa başka bir amacım yok. Ticari bir amacım hele hiç yok. Yani bu doğayı, bu sistemi seven biri olarak burada yaşayacağım. Kendime bir yaşam, yuva yapıyorum. İşte şu oraları toparladım. Orası yaşam müzesi oluyor. Arka taraf etnografya müzesi gezdiniz mi? Daha yeni geldik. Yeni mi geldiniz? Ya muhteşem bir doku var burada. Burası da konuk evimiz olacak. Şurası da küçük bir butik otel ve altıda restoran yapıyor. Kim? Restorasyonunu siz mi yapıyorsunuz? Ben yapıyorum, evet. Hoca yardımcı oluyor, Allah razı olsun. Cami hocası. Şimdi burada, evet. Burada Çekül Vakfı bir 7 tane, 8 tane mi? 7 tane evi restore etmiş. Tabii o restorasyon sırasında da hoca yakın takip etmiş. O elemanları, ekipleri falan bulmuş. Ben de geldiğim zaman hocam dedim buraları kim yapar? Vallahi işte buraları yapan ustalar var, onları buluruz. Bulduk işte biri bir köyden, biri bir köyden. Çevre köylerden bayağı bir 20 kişilik bir ekip toparladık. Kaç bu tane ev var şu anda? Yıl. Restore etmeye başladınız. Benim 3 evim var. Bir de artı müzeyi yaptık, o müze binasını. 4 ev işte toparlayacağız inşallah. Bayağı mesela şuradaki neredeyse 3 katlı bir bina gibi. Tabii arka taraftan görseniz muhteşem bir bina. Büyük ve nasıl en büyük kaldırıyor binamız onu? Bu. İşte gördüğünüz bu taş ve ağaçlardan işte bu Karadeniz'de de var ya bu yapı ve çamur. O şekilde işte taş ve ağaç harcı yok, bir şey yok. Bu binayı içinden koruma altına alıyoruz. Bu duvarı aşağı sıfıra kadar indiriyoruz. Zemini buluyoruz, ana zemini. Ve yeniden yine aynı mimari tarzda yukarıya doğru örüyoruz. Şu yan taraftaki binada görürseniz binanın mesela bazı bölgelerine anıtlar kurulu. Dedi ki buralarını yıkmayın, kalsın. Göreceksiniz yarısı Horasan, yarısını yıkmış yapmışız. Koca binanın, 9 metre binanın mesela. Arka tarafta çok net görünüyor.
Ama yani orijinaline sadık kalarak ön tarafı yenilediğim. Tabii ki her şeyle orijinal. Yani ahşap, cumba, yani bunlar da orijinal. Kafesler. Bu kafesler orijinal bu şekildeydi. Bunlar yine eski tahtalar. En az 100 yıllık o gördüğünüz ahşaplar. Biz bunu eski yıkılan konaklardan, evlerden alıp buraya işte yine aynı yeni olarak yapıyoruz. İşte marangozlar dizayn edip yapıyor. Ama eski orijinal tahtalar. Hatta bazıları da bakın şurada işte gördüğünüz tahtalar. Bunlar, şunlar Kastamonu'dan o eski yıkılan konaklar var ya o bölgede evet. Bilirsiniz. Onların tahtaları. Ha, ya Kastamonu destekli yapıyorsunuz burayı. Yani burada işte şimdi bu kalite ağacı bulmanız çok zor. Zor. Orada her şey ahşap olduğu için eski konaklar var yıkılan. Enkazcılar diye bir sistem üremiş orada. Enkazcılar onları çıkartıp tahta olarak satıyor. Burada insanın içini acıtan bir durum saptaması yapmak istiyorum. Karadeniz'de korunması gereken geleneksel Karadeniz evlerinin Akseki'de düğmeli evlere malzeme olması gerçekten trajik bir durum. Yılında Karabük Yenice'de kaderine terk edilen ahşap konakların sökülüp Ankara Altındağ ilçesinde özel bir alana taşınmasının trajik hikayesini ekrana getirmiştik. Bir köy camisiyle beraber taşınmıştı. O dönemde bu taşımın doğru olup olmadığını sorgulamıştık. Eğer taşınmasaymış, enkazcılar tarafından sökülüp buradaki evlere yapı malzemesi olacakmış. Ya da sobalarda yakılacaktı. Tarihe verdiğimiz değere bakın. O zaman bu ahşap konaklar niye taşınıyor diye olayı yeren bir haber yapmıştık. Bugün iyi ki taşınmış diye sevinmek zorunda kaldık. Çekül Vakfı sarı hacılara el atmasaydı buradaki düğmeli evlerin taşları da bir başka binanın yapı taşı olabilirdi. Zaten sarı hacılardaki evlerin büyük bir kısmı bakımsızlıktan yıkılmış. Bazı bölgeler taş yığınına dönüşmüş. Ayakta kalanlar şimdi onarılıyor. Aslında onarım çalışmasından çok düğmeli evler aslına uygun yeniden inşa ediliyor demek daha doğru. Bu köyün derneğiyle ilgilenen hanımefendi, Fatma Hanım diye bir hanımefendi yardımcı oldu. Şu iki evi almak nasip oldu. Dedim ki şurayı misafirhane yapayım, şurayı da gelenlere otel yapayım, restoran. Burada yemek yiyecek bir şeyiniz yok. Bakın geldiniz, ne yiyeceğiz? Ne bulursak? Ne ikrami, hiçbir şey bulamayız. İşte o zaman bulacaksınız burada. Anladım. Peki bu yani, yıkıntıyı alamaz mıyım ben mesela? Şurada bir tane yıkıntı var. Bu yıkıntıları alabilirsiniz. Yalnız buranın birazcık zorluğu şu, mirasçısıları var. Mirasçılarını bulup işte... Bakın 70 yıl burada hiç kimse yaşamamış. Bomboş, ıssız bir köy burası. Ya bu iş mirasçılara kalırsa bunlar çoğu yıkılır gider zaten. İşte çoğu yıkılmış zaten o yüzden yıkılmış Bey. Ama şimdi mesela bulup da ilgilenirseniz alıyorsunuz. Mesela ben 3 tane ev aldım. Aslında burada biz bir çok dolaştığımız zaman bunu Rize'de de yani Karadeniz'de de Türkiye'nin her yerinde görüyoruz. Bu mirasçı problemi yüzünden evler çöküp gidiyor. Yani devletin bir şey el atması gerekiyor. Ya bunu tarihi eser diyecek, mirasçılarını onarın yapın diyecek ya da destek verecek, bakınız, yaptıracak. Şu ev kaç derece yamulmuş gördünüz. Yola bayağı önüne doğru Allah inmiş. Korusun bakın çocuk geçiyor altından. Şimdi bu ev yani ben bunu ilgililere rica ettim. Dedim ki ya şu evin sahiplerini bulalım. Bir araştırdık ki aşağı yukarı 40'a yakın, 42 mi? Ya 42 ya 44 ortağı var. Bir de satın almaya kalkınca daha çok değerleniyor. Noter vekaleti 20 bin lira mı ne tutuyor? Öyle mi? Evet. Yani bazı güçlükler var. Onun için bunu işte valiliğin ya da kaymakamlığın ya da belediyenin yani mirasçılarına demesi lazım ki yola yıkılacak bakın. Bunu ya onarın ya birine tahsis edelim yapsın. Buraya çünkü şimdi artık her hafta birkaç otelci geliyor Manavgat'tan. Kart bırakıyorlar. Ya bir yer olursa bize haber verin diye. İnsanlar istekli yapılacak ama sistem buna müsait değil. Şimdi bu sistem eğer çözülürse burası gerçekten orijinal bir şekilde onarılması yapılacak. Bunun için gönüllü insanlar da var.
Yazın burada mı oturuyor insanlar? Yazın burada oturuyor tabii. Yazıları bu kafeslerde oturuyor. Burası misafirhaneymiş aslında. Şurada bir dokuma tezgahı vardı. Burası da misafirhane. İşte yan odası misafirhane. Bu eve gelen, burası biliyorsunuz kervan yollarının buluştuğu bir köy. Hı. Akdeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan kervan yolları, birazdan gösteririm, bilmiyorum bilginiz var mı? O bu köyde buluşur. Bir kol Şerefli Koçhisar'a gider, bu tuz kervanları gider, tuz getirir. Bir kol da buradan İç Anadolu'ya gider. Burada bu kervan merkezi olduğu için ticaret çok gelişmiş. Onun için bu her evin bir devamlı gelen kervanları var. Mesela adamın tanıdıkları gelince hemen develerini orada hana bağlar, misafirlerini alır getirir, burada ağırlarlarmış. Dolayısıyla da bu alışveriş, bu uğrama sırasında da ticaret çok gelişmiş burada. Ama kervan yolları önemini kaybedince herkes İstanbul, Ankara, işte bir İzmir gibi büyük merkezlere göçmüş ve köy kimsesiz kalmış. Burada mı yaşıyorsunuz? Şu veren evde kaybolacak eski. Şu evde mi yaşıyorsunuz? Çocuk durmayacak. Biri baraja var gidecek. Bir ötekinden manavgatta. Kimse yok sizden başka. Şimdi böyle evleri restore ediyorlar. Yeni yeni evler yapıyorlar burada. Yaparlar da. Aynı eskiki şeyden ben de o evleri havas etmiyorum. Manavgatlı evler gibi olacak. Bizim evlerimiz var. Ben manavgatlıyım. Maşallah babam bir ev var, 7 kere maşallah yıldız biçimi. Hiç kapılarda, tahtalarında tahta yok. Hep metal, perdeli, mürdeli. Nerede, burada mı? Manavgat'ta. Manavgat, betondur onlar. Betin. Siz beton evde mi yaşamak istiyorsunuz? Bu evlerin havası da ben sevmiyorum işte. Bunu sevmiyor musunuz? Ben kendim sevmiyorum. Sevmiyorsunuz. Ama dışarıdan gelenler sevip bu evlerde yaşamak istiyorlar. Öyle ben istemiyorum. Buraya hasta oldum ben evvel. Böyle mi de manavgattan geldim. Dişlerim döküldü. Bir ayda felç oldum. Taksiyonum yükselir. Kalp var. Ben size manavgattan bir tane beton ev alayım. Değişelim evleri. Değişelim. Değişelim tamam. Kendime bir tane ev buldum. Mirasçısı çok mu evin? Yok. Olmam hep ben 5 çocukla 3 gelin var. Şimdi oğlanın bir de baraja edecek, baraja evlenecek. 5 kişiyle anlaşabiliriz ama size bir tane manavgattan ev alıyoruz. Bununla değiş tokuş yapıyoruz. Yapmazlar abi, çocuklar vermez. Çocuklar mı vermez? Vermez çocuklar. Benim geleyim de çocuklar vermez, kızlarım vermez. Kız var her bel bele. Bir tek kız var. O vermez. Vermez. Yazına geleceksin ana, ben burada ev alacağım. Hava parayla değiyor. Şu anda köyün harman yerindeyim. Sapla samanın ayrıldığı, buğdayın ortaya çıktığı bir yer. Eğer köye göç vermeseydi, insanlar yaşıyor olsaydı ve ben yaz sonu gelmiş olsaydım, burada farklı bir manzara görecektim. Şu anda orijinal bir ev görüyorsunuz. Zaten altı ahır olarak kullanılıyor. Zaten hayvan da çok kalmadığı için evi kullanan hayvanlardan bir tanesi. Üstünde de yaşam varmış. Fakat bu taraf yavaş yavaş aşağı çökmeye başlamış. İşte yıkılan evlerden bir tanesi. Taş tarafı sağlam ama o da hafiften bombe vermiş. Burası da sallanıyor. Yazık, hayvan üzerine düşebilir. Zaten bakar mısın, parçalar yavaş yavaş aşağı doğru inmeye başlamış. Yani bir an önce bunun da restore edilmesi gerekiyor. Çünkü çatı çöktükten sonra ev yavaş yavaş aşağı doğru bel verip iniyor. En azından çatılar onarılsa da belki sağlam kalabilir ama bu hayvan da yazık, çatı tepesine de düşecek. Sallanıyor rüzgardan. Burası da kervan market. Şu anda kullanılmıyor tabii, kervanlar olmadığı için, ama zamanda kervancılar, kervan getirenler buraya geldiklerinde burada alışveriş yaparlarmış. Ama hala içeride raflar olduğu gibi duruyor. Hiç bozulmamış, ahşap raflar olduğu gibi duruyor. Sanki yeni terk edilmiş gibi.
Akseki Sarıcılar'dan düğmeli evleri ve konakları ile meşhur İbradı Ormana Köyü'ne geçiyoruz. Yol üzerinde ismini çok duyduğum Arap Aslı ağacını görmek için İbradı'ya giriyorum. İbradı 18 ve 19. yüzyılda Osmanlı'ya kadı yetiştiren önemli bir merkezmiş. 3 büyük yangın geçirmiş. Şu anda İbradı'dayız. Burası da düğmeli konakta, düğmeli evleri ve konaklarıyla ünlü bir yer. Buraya geldiğinizde yaklaşık 1000 yaşında bir kestane ağacı göreceksiniz. Bu bölgede de birkaç tane daha böyle yaşlı ağaç var. Neredeyse anıtsal ağaçlar. Arap Aslı ağacı diyorlar. Bunun hikayesi oldukça ilginç. İbradı kadılar memleketiymiş. Kadı yetiştiren bir bölgeymiş. Kadının efesi Zeynep bir gün kadısına çok kızmış. Kızınca da konağı yakmış. Konağı yakınca da neredeyse bütün İbradı yanmış. Daha doğrusu bütün konaklar yanmış. Tabii onun üzerine de Zeynep'i bu ağaçta asmışlar. Adı da Arap Aslı ağacı olarak kalmış. Çünkü Zeynep Habeşistan ya da Mısır'dan gelen bir köleymiş. Ormana Köyü'nün Sarıcılar'dan farkı yaşayan bir köy olması. Buradaki bütün köylerde düğmeli evler var. Açıkçası ben bana haber verdiklerinde birkaç düğmeli ev fotoğrafı göndermişlerdi. Güven Bey mutlaka gelin bu düğmeli evleri görün diye. Bölgeye geldiğim zaman neredeyse bütün köylerde bu evlerin olduğunu gördüm. Köylerden çıkamaz hale geldik. Onlardan bir tanesi de Ormana Köyü. Gerçekten burada da güzel bir sokak var. Aşağı restore etmiş. İnsanlar kendi imkanlarıyla onarmışlar ve güzel bir doku oluşturmuşlar. Ormana Köyü'nde de birbirinden güzel düğmeli evler ve konaklar var. Bölge doğa tarihi ve kültür turları için biçilmiş kaftan ama konaklama ve yemek büyük bir sorun. İbradılı iş adamları bu sorunu çözmek için Ormana'daki bazı düğmeli ev ve konakları restore etmeye başlamışlar. Bunlardan biri de Özgüven Vakfı tarafından restore edilen bu düğmeli ev. Burası o da ama orijinal değil orijinal mi? Orijinal. Kesinlikle. Hmm. Şey yani aslına sadık kalınarak yapılanlar var. Bir de orijinalle hiç dokunulmadan yapılanlar var. Bunu dokunulmamış olan. Dokunulmamış hali aslına uygun bir şekilde ocaklık, kaplar, kacaklar hepsi aynı şekilde. Gömme dolaplar. Orası da yine kıyafetlerin konulduğu gömme dolap. Orijinal bebek beşi, küçükken çocukların büyütüldüğü. Bu yukarısı ne? Yüklük gibi. Yüklük. Orası da fazla eşyalar, mesela halı, kilim, bir şey, yatak varsa oraya da bırakılabilir. Fazla kutular, eşyalar. Buralarda gömme dolap diye geçer. Yastık, yorgan katıları yine olarak. Şunu çıkaralım. Bu şekilde. Evde fazla kullanılmayan eşyalar misafir için. Yatak, yorgan, döşekler, minderler burada mevcut. Şey, bu evlerde kaç tanesi restore edilmiş burada şu anda? Burada şimdi 10 odası restore edildi. Bir 10 oda daha hazırlanıyor. Toplam 22 oda. Ama şey yani bunu yapan özel bir yani... Buranın yerlisi. Yerli halkı. Evet. Neden yola çıkarak böyle bir şey yapma gereksinimi duydular burada? Köy halkına yardım etmek ve köyü tanıtmak. Hem buradaki yaşayan insanlara ekonomik bir gelir olması amacıyla hem de dışarıdaki insanların doğada hoşça vakit geçirebileceği güzel, otantik, havası güzel, suyu güzel, insanı güzel, doğal bir yaşam sunmak amacıyla. Şey, örnek olsun diye mi yaptılar? Yani böyle burayı... Burası aslında bir işletme.
Ama birçok insana da vesile olacağına inanıyorum, diğer buradaki yaşayan insanlara. Birçok evlerin restore edilip bu şekilde konaklamaya açıldıktan sonra bu köyün çok çok... Turizm canlanacaktır. Turizm canlanacak. Birçok insan da buraya gelmek için can atacak. Ben buna inanıyorum. Yaşamak güzeldir o ev, bu evlerde. Çok şahanedir. Şimdi mesela burayı restore etmişler. Sizin eve benziyor mu? Ama tabii benim eve benzemez. Benimki oturma evi bir. Gene bu da misafirlere görünecek. Herkes için bir ev hani bu da. Evet. Yaş kaç? 89. 89? Yok. Maşallah. Yok. Bu düğmeli evlerde nasıl, güzel mi orada yaşamak? Çok güzel. Olduk bittik, düğmeli evde oturduk. Seviyoruz o evimizi biz. Çok peki, seviyoruz. Peki şimdi yavaş yavaş şehirden gelenler düğmeli evleri alıp restore ediyorlar. Onarıp oturuyorlar. Evet, gelenler de seviyor hani. Dışarıdan yeni görenler bu düğmeli evleri seviyorlar. Alıyorlar da oturuyorlar da. Ama düğmeli evlerde oturanlar ben görüyorum mesela, şehirlere gidip betonarme evleri tercih ediyorlar. Ben hiç beton evde oturmadım. Sevmem beton evi ben. Bu evin özelliği ne? Bu ev şeydir, sakindir, güzeldir. Kendine ait bir evdir işte burası da. Ormana köyünden Ürünlü köyüne geçiyoruz. Türkiye'nin tek göl mağarası olan Altın Beşik Mağarası'nı görmek için Derin ve Sarp Manavgat Vadisi'ne iniyoruz. Şu anda dünyanın üçüncü, Türkiye'nin tek yeraltı göl mağarası Altın Beşik Mağarası'na doğru giriyoruz. Oldukça derin bir vadinin içindeyiz. Yaklaşık üzerimizde bir 500-600 metre yüksekliğinde bir dağ kütlesi var. Bir çatlak düşünün. Bu çatlak Beyşehir Gölü'ne kadar ulaşıyor. Bayağı uzun bir mesafe. O yüzden de ucu bucağı olmayan bir yer. Beyşehir Gölü'nden gelen suların buradan Manavgat Çayı'na karıştığı söyleniyor. Yukarıdan boya bırakıp bunu takip etmişler. Mağaranın içine girdiğiniz zaman hemen sol tarafta altın sarısı bir yer var. Buradan güneş ışığı, mağaranın içindeki güneş ışığı şu bölgeyi vurduğu zaman sarı bir doku görünüyor. O yüzden de Altın Beşik Mağarası demişler. Gerçekten inanılmaz bir mağaza. İçeri girerken güneşin aldığı yerlerde yeşil dokuyu görebiliyorsunuz, yeşili görebiliyorsunuz. İçeriye doğru zaten yeşil kayboluyor. Güneş enerjisiyle aydınlatmışlar mağarayı. Turizm açısından gerçekten önemli mağaralardan bir tanesi ama çok çok bilinen bir yerde değil açıkçası. O yüzden zaten buradayız. Altın Beşik Mağarası'na ekran taşımak için buradayız. Şimdi yavaş yavaş mağaranın derinliklerine doğru girmeye başladık. Güneş ışığını arkamızda bırakıyoruz. Yaklaşık 250-300 metre içeri gireceğiz ve bir Türkiye'nin tek yeraltı göl mağarasını size göstermiş olacağız. Şu anda mağaranın içlerine doğru girmeye devam ediyoruz. Bir köprü göreceksiniz hemen yukarıda. Muhteşem bir köprü. Mağaranın iki yakasını birbirine bağlayan bir köprü. Sanki Yüzüklerin Efendisi'nin bazı sahneleri burada çekilmiş gibi. Keşke çekilseymiş, gerçekten çok güzel. Sarkıklar ve dikikler var ama iki yakayı birbirine bağlayan bir köprüyü ilk defa görüyorum. Gerçekten çok güzel. Arkamda su sesi geliyor. Büyük ihtimalle bir şelale olması gerekir. Şu anda biz bu mağaraya girdiğimizde Mayıs ayının başıydı ve mağaraya girebildik. Aslında Ocak-Şubat ayında gelmek istedik. Karlı zamanda gelmek istedik ama o zaman mümkün değil. Çünkü bulunduğumuz yer tamamen sularla kaplanıyor ve mağara kapanıyor. Oldukça debisi çok yükseliyor ve tehlikeli hale geliyor. O yüzden de belli mevsimlerde Altın Beşik Mağarası açık. Şu anda yavaş yavaş daralmaya başladı.
işte bir havuza geliyoruz. Şu anda girdiğimiz bölgede yağmur başladı. Yukarıdan sular akıyor. Suyun aktığı yeri görebiliyor musunuz? Bembeyaz orası. Gerçekten kar beyazı. Çok da güzel bir yer. Bu mağaradan 4500 metre içeri girebilmişler. Daha fazla gidememişler ama bir 40-50 kilometre ileri gittiği söyleniyor. Suyun geldiği yer yukarıdan su süzülerek geliyor. Yaklaşık değil miydi ya? İki kat olduğu mağaranın iki katmış bu mağara. Buradan yukarı bazı malzemelerle dağcılar, mağaracılar buraya girip keşifte bulunmuşlar. Ama gerçekten hoş bir manzara. Sizi karşılayan yumuşak bir doku var. Sanki birisi şekeri eritmiş de kayaların üzerine sermiş, üzerinden de su akıyor gibi gerçekten hoş bir görüntüsü var. Evet, bu haftalık da bu kadar. Bizim için de çok farklı bir rota oldu. Çok güzel bir rota oldu. Ben ilk defa buralara gelmiştim. Buraları ilk defa keşfetmiş oldum. Gerçekten çok güzel yerler. Artık Antalya'ya geldiğiniz zaman sadece sahillerde dolaşmazsınız. Denizin, kumun, güneşin tadını çıkartmazsınız. Buralara da gelirsiniz diye düşünüyorum. Buraların da farklı bir güzelliği var. Farklı bir coğrafyası var. Bunu göstermeye çalıştık. Umarım buraların tadını çıkartmak için buralara gelirsiniz. Buralar sizi bekliyor. Biz aslında Yeşildağ programını yaparken zaten böyle yerlerin korunmasını istiyoruz. Yani bu coğrafyanın korunmasını istiyoruz. Bu coğrafyanın çocuklarımıza miras kalmasını istiyoruz. Onun için mücadele ediyoruz. Haftaya bir başka yerde, bir başka hikayede birlikte olacağız. Bir başka güzelliği korumaya çalışacağız. Bir başka güzelliği size göstermeye çalışacağız. Siz de çevre dedektifi olabilirsiniz. yeşildoğa@cnntürk.com.tr adresinden bize ulaşabilirsiniz. İyi ya da kötü bütün her şeyi bize yazabilirsiniz. Birlikte çözüm bulmaya çalışırız. Bulamazsak da bir farkındalık yaratmış oluruz. Hoşçakalın.